Teknoloji dünyasından herkese merhaba diye giriş yapmıyorum. Artık kanalımın adı Koray Hazar. Kanal daha öncesinde de aslında Koray Hazar isminde kayıtlıydı fakat teknoloji dünyası olarak değiştirmiştim. Fakat bir süredir düşündüm, taşındım ve kanalın bu şekilde sadece teknolojiyle kısıtlanmaması gerektiğini düşündüm. Çünkü gerçekten teknoloji adı beni çok büyük oranda kısıtlıyor. Bu demek değil ki teknolojik şeyleri incelemeyi bırakacağım. Pek tabii ki buna devam edeceğim ancak daha özgün, kendime daha çok çekmeyi istediğim içerikleri de sizler için çekip paylaşıyor olacağım. Şimdi bu video içeriğinde benden birçok kişinin istediği, incelememi istediği E7S Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz. Daha öncesinde E6S'i incelemiştim. Onun da inceleme videosunu sağ üst köşeye ekliyorum. Eğer izlemediyseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi bu video içeriğinde inceleyeceğimiz kulaklık E7S Trendyol üzerinden sipariş verdim. Yanlış hatırlamıyorsam 130-140 lira civarında bir fiyata sahip. Açıklamalar kısmında zaten sizin için satış linkini paylaşacağım. Kendi satın almış olduğum satıcının linkini paylaşacağım. Eğer siz de isterseniz o satıcıdan satın alabilirsiniz. Ben bunu yaklaşık 3-4 gündür kullanıyorum. 3-4 gündür benim bununla ilgili yaşadığım sıkıntıları ve hoşuma giden şeyleri bu video içeriğinde sizlerle paylaşacağım. Daha önceki modelden farkı açıkçası şu, burada dijital bir gösterge var. Şarjının ne kadar kaldığını gösteriyor. Şöyle çıkartıp taktığımda zaten burada bir ışık yanıp sönmeye başlıyor. Ve kulaklığın eğer şarjını, yani kulaklığın şarjını azalttığınız takdirde buraya taktığınızda da otomatik olarak yüzde ne kadarlık şarjının kaldığını burada gösteriyor. Bir diğer farkı ise şu üzerinde görmüş olduğunuz rengarenk yanan ışıklar. Her iki kulakta da bu var. İkisini de böyle çıkartıp taktığınız takdirde rengarenk ışıklar yanıyor. Bu eşleşmeye hazır olduğu anlamına geliyor. Ve ayrıca bu ışıkların yanıp sönmesi kulaklıkların şarjının azaldığında da dışarıdan görünür bir vaziyette karşımıza çıkıyor. Kulaklığın ses kalitesine gelecek olursak ses kalitesi ne tiz ağırlıklı ne de bas ağırlıklı ancak tize bir tık daha yatkın. Kulağı tırmalayacak bir derecede tize sahip değil ama kesinlikle ve kesinlikle dışarıdaki sesi absorbe etmiyor. Siz kulaklığı kulak içi tipte şu şekilde kulak içi tipte bir kulaklık olmasına rağmen kulağınızın içine takıyorsunuz. Ancak dışarıdan kesinlikle bir noise reduction şeklinde bir özelliği bulunmamakta. Yani dışarıdan en yakınınızda konuşan kişinin sesini bile müzik dinlerken çok rahat bir biçimde duyabiliyorsunuz. Araç seslerini çok net bir şekilde alıyorsunuz. Ve yani bunun gibi bir sorunu var. Kulak içi kulaklık olmasına rağmen maalesef ki dışarıdan gelen sesleri absorbe edemiyor. Ses yüksekliğine gelecek olursak sesi gayet tatmin edici seviyelerde. Son sesi aldığınız zaman kulağınıza böyle yırtılma sesleri vermiyor. Yani o tiz bas yırtılmalarını vermiyor. Net bir ses veriyor. Ama böyle çok bangır bangır müzik dinleyeceğim modunda bir müzik dinleyemiyorsunuz. Kaldı ki en son sesi alsanız dahi dediğim gibi noise reduction olmadığı için dışarıdan gelen sesleri kulağınızın içerisinde net bir biçimde duyuyorsunuz. Telefon görüşmelerine gelecek olursak bununla telefon görüşmelerini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tek kulak olarak da kullanabiliyorsunuz. Her iki kulaklığın üzerinde de birer tane mikrofon var. İsterseniz sağ, isterseniz sol, isterseniz her ikisi takılı olarak da görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Karşı tarafa ses derinden falan gitmiyor. Kesinlikle çok iyi bir şekilde iletiliyor. Aynı şekilde siz de karşı tarafın sesini kulağınızda çok net bir biçimde alabiliyorsunuz. Dijital göstergesi dediğim gibi şurada konumlandırılmış. Powerbank'inin üzerinde yazan 200 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğu, kulaklıklarında 45 mAh'lik bir güce sahip olduğu, bataryaya sahip olduğu yazılmakta. Şimdi ben kutu üzerinde şöyle bir yazı gördüm. Playtime'e 2,5 saat, konuşma süresinde 3 saat olarak vermişler. Ama nasıl bir şey anlamadım. Ben bununla 4,5 saat kesintisiz olarak müzik dinledim. Yani kutu üzerinde yazan 2,5 saati 2 saat aşarak 4,5 saat müzik dinleme deneyimini ben bununla gerçekleştirdim. Ya yazdıkları şeyde bir hata var ya kutuyu başka gönderdiler bilmiyorum. E7S kulaklık, AE7S bazı yerlerde E7S olarak geçiyor. Yani bu kulaklık kesinlikle ve kesinlikle minimum size 4 saat müzik dinletebiliyor. Ayrıca ben bununla film de izledim. Filmin de sesini net bir biçimde yine aynı şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi çok böyle bangır bangır müzik dinleme hoşunuza gidiyorsa bu kulaklık size göre değil. Öyle çok yüksek seslerde müzik dinlemenizi kesinlikle olanak vermiyor. Ama telefonla görüşmelerde standart müzik dinleme özelliğine sahip bir kulaklık arıyorum diyorsanız bu gayet yeterli. Bu arada şurasının yanlış hatırlamıyorsam dokunmatik olduğunu söylemişler. Ancak burası dokunmatik değil basmatik bir yüzey. Bu şekilde duyun sesi. Bu şekilde tık tık yaparak basarak kontrol edilebiliyor. Kulaklıklar bu arada kulaklık üzerinden telefon çağrıları cevaplayabiliyorsunuz. Ayrıca sonlandırabiliyorsunuz.
Bir sonraki parçaya geçip müzik sesini artırıp azaltma işlemlerini yine bu kulaklık üzerinden yapabiliyorsunuz. Onun haricinde de kulaklıkta başka bir özellik bulunmamakta. Arka tarafında E7S yazıyor. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. E7S yazıyor. 5 volt 1 amperlik bir şarj adaptörü ile şarj edebiliyorsunuz veya bilgisayarınızın USB'sine takabilirsiniz. Bahsetmeyi unuttuğum konu, şurasının girişi micro USB. Gelişmiş bir teknoloji değil, Type-C değil, micro USB hala kullanılmış durumda. Ancak çok problem değil, zaten bu kulaklıktan çok büyük bir beklentiniz olmasın. Fiyatı öyle absürt derecelerde yüksek değil ve incelediğim profesyonel kulaklıklarla da bunu kesinlikle karşılaştırmıyorum. Çünkü bu fiyat bandında alınabilecek ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Bunun E6 modelini de eğer görmediyseniz dediğim gibi linkini sağ üst köşeye ekledim. Oradan inceleyebilirsiniz. Ancak şu an rövanşta olan bu. Eğer tercih edecek olursanız, yani alma konusunda kararsızsanız bunu alabilirsiniz. İkisi arasında öyle çok uçuk bir fiyat farkı yok. 5-10 lira civarında bir fiyat farkı bulunmakta. Kutusunun üzerinde yazan, yine dediğim gibi değerlere göre 200 mAh'lik içerisinde bir batarya var ya powerbank'in. Bu her iki kulaklığı da ikişer kez şarj edebiliyor. İki kez şarj da aslında yeterli. Bu arada call time dediğim gibi aralıksız 3 saat konuşma deneyimi olacağı söyleniyor. Fakat ben tabii ki 3 saat kesintisiz bir konuşma sağlamadım. Ama bekleme esnasında 50 saatlik bir bekleme süresine sahip olduğu yine aynı şekilde belirtilmiş. Kaldı ki 50 saat bekleme süresi gayet yeterli bir süre. Bir kulaklık bütün gün kulağınızı durduğunda gelen çağrıları cevaplasanız, görüşmelerinizi yapsanız size gün sonuna kadar rahatlıkla yetebilecek bir şarj kapasitesini sunmuş durumda. Onun haricinde kulaklıkla ilgili söyleyeceğim farklı bir şey bulunmamakta. Dediğim gibi açıklamalar kısmında ben sizler için linkini de paylaşacağım. Eğer siz de satın almak isterseniz o link üzerinden satın alabilirsiniz. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Şimdi size kulaklığı yakından göstereceğim. Ardından videoyu sonlandıracağım. Daha sonraki videolarda yapacaklarım hakkında şöyle ufak bilgiler vereyim. Evcil hayvanlarla ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum. Ve tabii ki yine teknolojik ürünlerle ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Robot süpürgelerle alakalı çok güzel videolar geleceğini düşünüyorum. Şu an araştırmalarım devam ediyor ve sponsorlarım da sağ olsunlar destek oluyorlar. Yakında yeni modellerle birlikte tekrar yoğun bir şekilde karşınızda olacağım. Bu arada son 2,5 aydır aslında ben bir video çekmiyorum. Stokta tuttuğum videoları periyodik olarak sizlere yayınlıyordum, sizlerle paylaşıyordum. Ancak son bir hafta 10 gündür maalesef ki bir video yayınlayamadım. Gördüğünüz gibi zaten ortamım da değiştiği için çekim alanım da tamamıyla değişti. Ve artık yeni ortamda, yeni videolarda, yeni bir odada, yeni bir ortamda sizlerle birlikte olacağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız bana destek olabilirsiniz. E7S videom bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.